Analiz kodlamadan herkese merhaba. Bu videomuzda size KGK CCS 3000L cihazlarda otomatik tarihli mesaj nasıl yazılır onu göstereceğiz. Öncelikle menüye basıyoruz. Yazım ayarı. Mesaj düzenlemeye geliyoruz. Mesaj düzenlemede boş bir mesajı seçiyoruz. Kayıtlı değil. Bastıktan sonra iki tane önümüze pencere açılıyor. Üst taraf mesajımızın adıdır. Ben mesajımın adını yazdım. Daha sonra alt tarafta kaç satır olacağını seçelim ilk önce. Şurada kaç sıra yazıyor? Bir sıra. Üst sıra yaptım. Normalde mesaj yazarken burada büyük A harfi var sol tarafta. Eğer otomatik tarihli bir mesaj yazmayacaksanız bu A'ya basıp buraya basıp herhangi buradan bir boş alan seçip buradan istediğinizi yazabilirsiniz. Ama biz şimdi otomatik tarihli mesaj yazacağımız için A'nın yanındaki takvim işaretini kullanacağız. Takvime bastıktan sonra boş bir alana tıklıyoruz. Kayıtlı değil seçeneğinden yine bir alandan şöyle bir pencere açılıyor. Buraya bastık. Karşımızda modüller geldi. Şurada takvim modülü yazıyor. Ben buna harf rakama getirerek buradan mesajımın başına bir ÜRT koydum. 2 nokta üst üste. Tekrar buna bastım. Takvim modülüne geldim. Şimdi burada günün biller basamağını yazıyorum. D1, D2. Daha sonra slash işareti koyabilirsiniz. Veyahut da nokta koyabilirsiniz. Sonra bu dakikaydı. Büyük M'yi koyuyorum. M1, M2. Tekrar şöyle arasını kapattım. Yılın 4 hanesini istiyorsanız Y1, Y2, Y3, Y4. 2 hanesini istiyorsanız Y3, Y4 kullanabilirsiniz. Bastım. Şurada zaten yazdığım modülü görebiliyorsunuz. Enter dedim. Evet dedim. Seçim dedim. Bu şekilde taşıyarak veyahut da üzerine basıp kaydıraraktan. Gördüğünüz gibi makinenizin tarihi neyse o tarihi ben şu an yazdım. Bir de altına SKT yazacağım. Şimdi yine takvim işaretine bastım. Boşluğa tıkladım. Kayıtlı değillerden herhangi birine geldim. Tekrar buraya geldim. Takvimden yine harf rakam seçiyorum. Buna bu sefer SKT koyacağım. Harf rakamdan tekrar takvime geldim. Şimdi burada yine aynı işlemi yazacağız aslında. D1, D2 olarak. M1, M2. Yine yılın 4 tanesini kullandım ben. Yine gördüğünüz gibi aynı işlemi yaptım. Fakat yeşile bastıktan sonra karşıma böyle bir ekran çıkıyor. Burada son kullanım tarihinin yani son tüketim tarihinin ne kadarlık olacağını ben belirleyebiliyorum. Mesela yılı 1 yaparsam son tüketim tarihi bugün tarihinden itibaren 1 yıl olacaktır. Veyahut da ayı 6 yapabilirim. 1,5 yıllık yaptım gördüğünüz gibi. Veyahut da 0 yaparsam 6 aylık. Hatta güne kadar 15 gün. Saat, dakika, saniyeye kadar yapabilirim. Ben buna bir 1 yıl, 1,5 yıllık tarih koydum son tüketim tarihi. Gördüğünüz gibi. Bastım evet dedim. Gördüğünüz gibi 10. ayın 7'si 2023 oldu. Yani bugünün tarihinden 1,5 yıl sonraki tarihe son tüketim tarihini koymuş olduk. Yine bu şekilde buradan taşıma işaretiyle taşıyabilirsiniz şu şekilde. Veyahut da üzerine bastırıp kenara kaydırabilirsiniz. Gördüğünüz gibi o da geldi. Tekrar takvime bastım. Altına da bir parti numarası ekleyeceğim. Harf rakama geldim. Yine P.No yazayım. 2 nokta üst üste koyayım. Bundan yine takvim modülüne geldim. Burada da genelde yılın gününü kullanırlar. O da DN, tarih numarası. Yani yılın kaçıncı gününde olduğumuzu gösteren bir şey. Onu koydum. Evet, onu da seçim yapıyorum. Görmüş olduğunuz gibi taşıdım. Veyahut da öyle parmağınızla basamazsınız. Buradan tek tek de getirebilirsiniz bu şekilde. Evet, görmüş olduğunuz gibi otomatik tarihli bir mesaj yazdım. Yeşile basıyorum, kaydediyorum. Şu an 990. mesajda mesajımı kaydettim. Buradan ana menüye gelip menü mesaj seçiminde burada isimde zaten analiz yazmıştım. Bunu kaydedip evet deyip mesajımızı seçiyoruz. Teşekkürler.